Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte köy binası 16'da Kraliçe yürüyüşü tazı balon saldırıları gerçekleştireceğiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kombinasyonumuza geçelim. Kombinasyonumuzda dış tarafları temizlemek ve kraliçemize yol açmak amacıyla kullanacağımız süper barbarlarımız var. Şifacılarımız kraliçe için tazımız var bir tane ve bunun arkasına da göndereceğimiz balonlarımız mevcuttur. Büyülerimizi bu şekilde destekledim. Öfke genellikle kraliçe yürüyüşü için. Ekipmanlarımız Sizlere sunalım ekipmanlar da bu şekilde arkadaşlar koruyucuda şifa büyük kitabı değerlendirmesi gerçekleştireceğim bakalım nasıl etkili olacağız ne kadar başarılı olacağız saldırılarımıza buyurun efsane yine başlayalım belediye binası merkezde bir düzenle karşı karşıyayız şimdi kraliçe yürüyüşümüzü hangi etaptan değerlendirelim diye bakıyorum arkadaşlar. Merkez taraf sıkıntılı. Oraya doğru bir tomruk gönderimi yapabiliriz. Burada tomruğun içerisinden çıkan yetilere dikkat etmemiz lazım. Kraliçe ile birlikte eş zamanlı yürüdüğü için yetilere kayabiliyor şifacılarımız. Şöyle tomruğumuzu seçelim. Alt taraftan bir başlangıç yapıyorum. Direkt şifacılarımı gönderdim. Şimdi askerlerim kaymasın diye süper barbarlarımı gönderip bir tane de süper duvar kırıcı göndermiş bulundum. Evet tomruğumu yavaştan sahneye sürebilirim. Bu etaptan kaya saçar noktasından hızlıca bir ilerleyiş için bir adet öfke büyüsü Arkasına da güdümlü testi için balonlarımı gönderdikten sonra bir tane daha süper duvar kırıcı atıyorum. Yan taraftaki duvara doğru salça olmaya başladım. Belediye binasını tomrukla alırsak tabii ki bizim için çok daha keyifli olacaktır. Görünmezlik kuleleri aktif oldu. Dış taraftan bir barbar kral gönderimiyle birlikte kelle avcısı kullanıyorum. Merkez etapta tomruğumuz patladıktan sonra şöyle bir öfke büyüsü atıp kartal topu, cehennem kulesi onları temizleyip bir de klan kalesini çıkartmış bulundum. Gayet güzel bir ilerleyişimiz mevcut. Şöyle bir süper duvar kırıcı daha atıyorum arkadaşlar. Peşine bir süper duvar kırıcı daha attım. Merkezden çıkan buz golemler görmüş olduğunuz gibi bizlere doğru gelmekte. Kraliçemize doğru. O noktada bir zehir büyüsü kullandım. Üst taraftan bir kraliyet şampiyonu gönderimi yapıyorum. Barbar kral duvarımızı kırdı. Şimdi bir kelle avcısı desteği verdim. Üst taraftan rakip kraliçeyi de hızlı bir şekilde temizlemiş olduk. Arka tarafa okçu barbarlarımı gönderdim. Barbar kralımız sol tarafta anka kuşu devreye girdi. Şöyle bir kelle avcısı atıp iki tane de balon desteğinde bulundum. Şurayı da büyücüyle temizleyip kraliçemi merkez etaba doğru yönlendirebilirim. Kraliyet şampiyonuyla birlikte üst tarafın temizliği sağlanırken arka taraftan minyonlarımı gönderiyorum. Binici kuklası gayet güzel bir verim verdi. Şu an kraliçemiz merkez etaptaki duvarı kırmakla meşgul. Evet gayet güzel bir ilerleyişimiz var arkadaşlar. Tazı balonu salacağım ama şu an bekliyorum merkez tarafı temizlemek için. Şöyle bir öfke büyüsüyle birlikte görünmezliği dondurdum ve sol taraftan savaşımı tazı balonla birlikte başlatıyorum. Şöyle bir destek verdim. Hemen bir koruyucu özelliği burada bir öfke büyüsü patlatıyorum arkadaşlar. Merkez etaptayız. Kraliçemize şöyle şifacılarla birlikte bir görünmezlik atıp hemen özelliğini kullanıyorum. Şifacılarımızın bir kısmını kaybettik ama kraliçeye de öfkeyi atıp hayatta tuttuk. Hız büyüsüyle birlikte dış taraftaki balonlarımı coştururken arka taraftan da temizlik askerlerimi gönderiyorum. Şuraya da minyonlarımı bırakıyorum. Bir tane süper barbar attım. Merkezdeki püskürtücüye doğru hemen bir bir balonla birlikte bir binici gönderdim. Kraliçemiz öldü ama çok güzel bir 3 yıldızla başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Süreden bir patlama yaşanmazsa alt tarafı da minyonlarımız temizliyor. Gayet güzel saldırdık. Elimize sağlık. Valla çıtır yürüdü ya kraliçe. Yani sol tarafı da temizleyince merkeze girmesi bizim için başarılı oldu. Buyurun devam edelim. Belediye binası merkezde bir düzenle karşı karşıyayız. Şimdi kraliçemizi hangi etaptan yürütsek mantıklı olur. Alt taraftan bir kartal topu alarak başlangıç yapmak istiyorum. Yan tarafları da süper barbarla birlikte temizleyeceğim. Şöyle şifacılarımı gönderiyorum ve dış tarafları şöyle süper barbarla temizledikten sonra bir süper duvar kırıcımı gönderdim. Kartal topuna doğru ilerliyoruz. Gerekirse elimdekini kullanacağım bir zeplin hazırda bulunsun. Anam bir tane şifacı gitti ya. Ulan bir bekle bir güdümlü testi yapacağız biliyoruz. Ama azıcık beklesene be. Sıkıntı yok. Şimdi 4 tane şifacıyla ilerleyişimizi sürdürürken 2 tane hava savunması karşımıza çıkacak. Kartal topunu aldık arkadaşlar yan taraftan bir barbar kral gönderimi yapıyorum ve kraliçem ilerlerken yan taraftan şöyle bir süper duvar kırıcı atıp bir süper barbar attım. Barbar kralı da oradan içeri sokmak istiyorum. Kraliçeme atacağım bir görünmezlik olabilir. Şu an için beklemedeyim. Yan taraftan kırmızı balonlar of 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 ne tuzaklamış lan ne tuzaklamış. Şimdi atmış oldum. Bir tane süper duvar kırıcı merkeze gider mi? Gitmeyecek. Bunun zaten farkındaydım. Şimdi şöyle bir zeplin gönderimiyle birlikte belediye binası Alalım arkadaşlar yan tarafa bir Kraliyet şampiyonu gönderip Kraliyet şampiyonuna bir öfke attıktan sonra Belediye binasında da bir öfke Büyüsü değerlendirdim. Klan kalesinden Gelen roket balonlara hemen bir zehir Büyüsü atarken yan taraftaki Kraliyet şampiyonunun özelliğini basıyorum ve Hemen balonlarımı sahneye sürdüm. Şöyle koruyucum da gelsin. Şu etapta bir dondurma kullanıyorum. Yan taraftan balonlarımı gönderirken arka taraftan gelen kelle avcılarıyla birlikte koruyucu özelliğimi bastım. Güzel alan daralttığımı düşünüyorum açıkçası ama 3 yıldız gelir mi bunu izleyip görmemiz lazım. Şöyle bir tane daha öfke büyüsü attım. Yan taraftan balonlarımı göndermeye devam ediyorum dostlar. Şuraya da attım. Hemen bir hız büyüsü takviyesi. Evet görünmezlik kulesi aktif olacak. Görünmezlik aktif oldu. Hiç problem yok. Dış tarafı temizlik askerlerimle donatırken kraliyet şampiyonum öldü maalesef. Kraliçe için bir hamlemiz olabilir. Şöyle bir görünmezlik büyüsü attım arkadaşlar. Dış tarafa büyücü, süper barbar ve okçularımı gönderirken balonlarım merkeze ulaştı. Çok güzel bir görünmezlik hamlesiyle merkezde temizliyorum ve 3 yıldızı ulaşıyoruz abicim. Kraliçe'nin özelliğinde bastım. Her şey istediğim gibi oldu. Olmadı hatta olmadı ya oldu değil abicim yani çok istediğimi yapamadım ama yine de 3 yıldıza kenarları temizleyip edip ulaşmış bulunduk arkadaşlar. Bu savaştan sonra bir tane de köy binası 15 saldırısı gerçekleştireceğim hem de klan savaşında buyurun onunla devam edelim. Kapanışı da köy binası 15 hesabımızdan klan savaşı ile birlikte yapalım istedim arkadaşlar. Evet rakibin kaçıncısına saldıracağım biliyor musunuz? 19.sına saldıracağım. Buradaki kraliçe yürüyüşte tazı balon saldırısını biraz daha farklı ayarladım. Süper barbar yok. Bu etaba giriş yapacağız. Şimdi kraliçe ile birlikte alt taraftaki kartal topunu bir almak istiyorum. Buradan kraliçe ile birlikte yürüyüşümü sergileyip tekli cehennem kulesini alıp ondan sonra kraliçemi yürütmeye devam edeceğim. Sonra barbar kralımı süreceğim. Sonra kraliyet şampiyonu belediye binasına doğru da tazı balon gelecektir. Buyurun kombinasyonumuz ekranda her şeyimiz hazır, büyülerimiz vesairemiz. Buradaki köy binası 15'teki ekipmanlarımı da sizlerle paylaşmak istedim ve saldırıma da geçmiş bulunuyorum. Alev atıcıyı nerede değerlendireceğiz onu da söyleyeyim abicim. Şimdi alt tarafa bakarsanız alt tarafta bir tane x var. Sol tarafta havan var. Üst tarafta da havan var ama kraliçemizi o tarafa doğru yönlendirmek istediğimiz için bu etaptan bir havanla başlangıç yapıyorum. Kraliçemi de sağ etaptan yürütmeye başladım ve buradan dış tarafı temizlemem gerekiyor. Şöyle iki tane de sinse atalım. Kraliçemizle birlikte bir girişimiz olsun. Kraliçenin gideceği noktaya göre kendimizi ayarlayacağız dostlar. Bu noktadan iç kısma mı girecek? Toplara yakın toplardan mı girecek? Tamam topa doğru kaydı. Hava savunmasını alsın. Bizim için daha güzel abicim. Hava savunmasından sonra okçu kulesi. Şuradan bir süper duvar kırıcı. Ve oradan da iç kısma doğru yöneliş sergiliyoruz. Güzel. Üst taraftan şöyle havana doğru iki tane balon bıraktım. Oradan da havana birazcık da olsa hasar verelim istedim. Bir tane süper duvar kırıcı atıp hızlı bir şekilde X yayının olduğu noktayı temizleyeceğim. Dış taraftan da bir tane balon attım. Klan kalesini çıkartıyorum. Yavaş yavaş barbar kralı da keseceğim. Üst tarafta havan Tamam alev atıcıya vursun abi sıkıntı değil ya. O kadar dert edecek noktada değiliz. Şöyle bir zehir büyüsü atıyorum buz golemle birlikte cadıya. Evet havanı an itibariyle almış olduk. En azından bizim istediğimiz temizliği yaptı kendisi. Barbar kralımı şu noktadan gönderiyorum. Üst taraftan şöyle ılık ılık birer tane minyon bıraktım. Bir tane kelle avcısı desteğinde bulunurken kraliçemi şöyle ince bir görünmezlikle destekledim. Çünkü tekli cehennem kulesi vardı. Burada problem yaşayabilirdik. Yan taraftan bir süper duvar kırıcı at Şimdi Tekli Cehennem Kulesi'ni alıyorum. Barbar Kral'ın özelliğini bastım. Oradan Monoliti almak istiyorum arkadaşlar. Buz Golem temizlenirken üst taraftaki alev atıcı da yavaş yavaş patladı. Barbar Kral Git Monolith'e. Sende Ankara'da var. Güzel işimize yarayacaksın. Kraliçe merkez etapta hemen öfkeyle desteklendi. Şöyle bir destek verirken Monolith tanklıyor. Kraliyet şampiyonu da oradan atmış bulundum. Kraliçe merkeze girdi. Ben de üst taraftan savaşımı başlattım. Şöyle bir koruyucu gönderelim. Dış taraftan bir tazı daha atıyorum. Ve balonlarımı göndermeye devam ederken merkezdeki kraliçemizin özellik kullanıldı. Hemen bir öfke attım. Kraliyet şampiyonuna da keza bir öfke gönderdim. Şu tazı balonu koruyucu özelliğimiz alalım ve oradan belediye binasında indirmiş olalım. Kraliçemiz merkez tarafı baya güzel temizledi. Artık bir tane daha öfke atmam gerekiyor şu alanda. Tazı balon için ve kraliyet şampiyonu için. Alt taraftan balonlarımı göndermeye devam ederken hemen bir hız büyüsü atıyorum ve dış tarafı temizlemek için minyonlarımı kullanıyorum. Net bir 3 yıldızı almış bulunduk. Çok güzel bir saldırı gerçekleştirdik gerçekten. Emeğimize sağlık. Üst tarafa bir sinsi gönderelim yoksa süreden patlayacağız. Üst tarafı aldıktan sonra tazı balonla birlikte şov ötesi şov diyoruz. Köy binası 15'ten başarılı bir şekilde ayrılıyoruz dostlar. Evet son temizliklerimiz kraliyet şampiyonuyla birlikte geliyor. Elimize emeğimize sağlık. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.